Gelin ben size AKP ve MHP içindeki çatlakları, çatırdamaları ifade edeyim. Hayati Yazıcı, AKP'nin kurucularından diyor ki öyle olaylar olur ki analiz yapmak için konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler sorun çözümler, Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez. Kime söylüyor? Hayati yazıcı kime söylüyor? Erkler sorun üretemez, birbirini çelmeleyemez'i kime söylüyor? Yargıta üyeleri. Bunu buraya koyalım. Peki bir başka önemli aktörün sözü. Abdülhamit Gül. Abdülhamit Gül hatırlarsınız. Bu memlekette bir İçişleri Bakanı vardı. Örneğin kentsel dönüşümde diyordu ki yıkın canım. Gece yarısı yıkın. Ertesi sabah fark etsinler mahkemeye versinler diyordu. Ve dönemin Adalet Bakanı da yargı arkadan gelir. Yetişemezse de işimizi bitiririz anlayışı Türkiye'yi iyiye götürmez diyordu. Bu tartışma Abdülhamit Gül'ü koltuğundan etti. Şu anda beraber grup başkan vekilliği yapıyoruz mecliste. Ne diyor Abdülhamit Gül? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekili ve grup başkan vekili, eski Adalet Bakanı, "Yüksek yargı mercileri arasındaki çatışma görüntüsü hukuk devleti ve mülkün temelinde yer alan adalet duygusu için endişe vericidir. Yargı hakemdir, sorunları çözer. Yargı hakem olma vasfını yitirirse çözümün değil, sorun ve çatışmanın kaynağı haline gelir. Her kurumun kaynağını milletten alan yetki ve fonksiyonunu" hukuk çerçevesinde kullanması esastır. Yargı organlarının da ihtilafları derinleştirmeden anayasal sınırlar içinde kalarak sorun çözmesi milletimizin en tabii beklentisidir. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden iki tane hukuka uygun, mevcut durumu doğru analiz eden söz var. Bakın aynı AKP'den bu da MKYK üyesi Diyor ki yargı hiyerarşisi içerisinde en üst yetkili mahkeme yargıtaydır. Ya bu bu hükmü okuyunca hani hukuk fakültesi birinci sınıfı bitirmiş adam bunu yazamaz. Döndüm arkadaşım müktesebatına baktım. Kayseri Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra eğitim fakültesine girmiş, ikinci sınıftan orayı da terk etmiş. Ama arkadaş görüyorsunuz hukuk konusunda, ahkam kesme konusunda e, kendisini gerçekten üst düzey Otorite sayıyor. AYM yargısal aktivitede bulunamaz. Esas itibariyle AYM kanunların anayasaya uygunluğunu şeklen denetleme yetkisi dışında yargı yetkisi yoktur. Bunu hani bir siyasetçinin hukuk konusunda bilmeden konuşmaması gerektiğine bir örnek vermek gerekirse bunu da verelim. Önemsediğim için söylemiyorum kişi olarak. Ama bunların hepsi peş peşe size AKP yöneticilerinin tavırları. Bir başka ve aslında sarayın tavrını gösteren paylaşım. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanı, Başkan Vekili düzeltiyorum. Mehmet Uçum, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çünkü. Ne diyor tweetinde? 4-5 belirlemede bulunuyor. Bir, anayasa mahkemesinin anayasanın 14. maddesini yok saydığından bahsediyor. İki, AYM anayasaya aykırı kararlar veriyor diyor. Doğru ya. Anayasa Mahkemesi var. Anayasa Mahkemesinin üstünde bir de Mehmet Uçum var. Anayasa Mahkemesi kararlarını denetlemek ve analiz etmek üzere orada Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili olarak duruyor. Sonra neymiş? Anayasa Mahkemesi kararı bir yargısal aktivizm örneğiymiş tepki göstermeyenler ya da yanlış tepki gösterenlerin Yargıtay kararını okuyup okumadığında kendisi bilmiyormuş ve son olarak da şunu söylüyor. Suç duyurusu meselesi ise milli yargıya karşı saldırıların çok büyük bir birikim oluşturmaması sebebiyle reaksiyoner bir tavırdır. Bu anlamda kral çıplak demektir. Arkadaşlar, bundan daha derin bir devlet krizi olabilir mi? Bu memleketin Cumhurbaşkanlığı'nın hukuk politikaları kurulu başkanı anayasa mahkemesinin dokuz üyesiyle çoğunluk kararıyla verdiği ihlal kararını gayrimilli ilan ediyor ve ona karşı suç duyurusunda bulunan yargıta üyelerinin tavrını da milli bir tutum ve bu gayrimilli tavra reaksiyonel bir tavır olarak görüyor. Bu ancak çürümüş bir devletin görüntüsü olabilir bunlar. İşlerindeki çatışmayı gizleyemeyen, engelleyemeyen çürümüş bir devletin görüntüsü olur. Ve tabi bu da asla aşmamak lazım. Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır derhal diyen MHP'nin bu konudaki incileri. Baktığınız zaman sanıyorsunuz ki böyle gayet hukuki değerlendirmelerde bulunuyor. Ama nihayetinde Anayasa Mahkemesi'ni yargısal aktivizm ile suçluyor. Arkadaşlar ifade edelim. Mesele Can Atalay boyutunu çok aşmış bir meseledir. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararında yalnızca Can Atalay'ın siyasi haklarını kullanamaması nedeniyle ihlal kararı vermemiş. Onun yanında kişi güvenliğine yönelik adil yargılanma sorununa da dikkat çekerek kişi güvenliğinin ihlali kararını da vermiştir. Bunu uygulamayan Yargıtay yalnızca Can Atalay'a ya da Gezi davasına yönelik bir tutum almakla kalmamakta ve adeta anayasa mahkemesini gayrimilliği ilan etmektedir. Bu tutumun Türkiye'de sürdürülebilme olanağı yoktur. Derhal bu kararı veren Yargıtay üyelerine Yargıtay birinci başkanlar kurulu üzerinden soruşturmaların yapılması ve gerekli yaptırımların uygulanması gerekmektedir. Normlar hiyerarşisi içerisinde en yüksek mahkeme anayasa mahkemesidir. Anayasa mahkemesinin kararlarını hukukçular, akademisyenler tartışabilirler. Ancak bağlayıcılığı konusunda herhangi bir tereddüt duyulamaz. AYM kararlarını bağlayıcı değildir demek ve lehte aleyhte karar veren hakimleri ayırarak onlardan bir kısmına suç duyurusuyla işten el çektirme hatta gözaltına alma tutuklamaya kadar gidebilecek faaliyetlerin önünü açmak bize 17-25 olaylarını hatırlatmaktadır. 17-25 Aralık sonrası gelişen olayları ve 15 Temmuz sonrası gelişen olayları hatırlatmaktadır. Rövanş hukuku ile kimsenin varabileceği bir yer yoktur. Bu bağlamda ifade edelim ki bu devlet krizinin bir an evvel çözülmesi gerekir. Burada mağdur olan Can Atalay'dan öte Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanına ve kurumsal kimliğine yönelik yapılan bir saldırı söz konusudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm siyasi parti gruplarıyla bu saldırıyı def etme gibi bir zorunluluğu vardır. Bugün saat 14'te başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konu her yönüyle ele alınacaktır. Bugün 13.30'da e, Meclis Başkan Vekili e, Bekir Bozdağ Başkanlığında bir heyet bugünün gündemini konuşmaktadır. Grup Başkan Vekilimiz Ali Mahir Başarır o toplantıya katılmıştır. Saat 16 itibariyle Numan Kurtulmuş Meclis Başkanımızın başkanlığında bir danışma kurulu toplanacaktır. O danışma kuruluna Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de katılacaktır. Dolayısıyla e, dün akşam e, grup başkanlığı kürsüsünden ilan edildiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin genel kurulu boşaltmama eylemi bugünden itibaren başlayacak ve sürecektir ancak anayasal sınırlar içerisinde bunun bir halk tepkisine dönüşebilmesi için de siyasal partiler olarak gerekli katkıyı ayrım gözetmeksizin ve hep beraber vermek istiyoruz.